İki grup var. Hep kayıkçı kavgasının içerisindeyiz. Şimdi burada evet. da az önce hocam çok güzel bir şey söyledi. En savunucu benim. Burada da yine en Atatürkçü benim. En çok Atatürk'ü ben savunurum. o nokta Özgür Özel'in bir açıklaması var. Tam oraya Üç kadının birinci geldiniz. olmasını hazmedemediler. Evet. Suç güya itaatsizlik, esas karın ağrısı Mustafa Kemal'in askerleri izlemeleri diyor. Ben açıkçası burada Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını, resmi açıklamasını dikkate alırım. Özgür Bey'in yapmış olduğu Ama bu konuyu. O bundan karın ağrısı duyanlar var ya onu hepimiz biliyoruz. Tam oraya geldim ya hocam. Dediğim gibi iki grupta tabii, tabii, tabii. var. Bu askerliğin lafında. Yani Bende bir haklı payı var Özgür Bey'in. Yok. Hemen devam edeyim hocam. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz dediğimizde bir grup var ki müthiş bir rahatsızlık, müthiş bir sıkıntı, müthiş bir kaşınma, bir refleks başlıyor. Bir grupta. Ancak bir diğer grupta var ki hayır en çok ben savunurum. O grubun da adını koysana Ahmetciğim. Hangisini? O kaşıntı olan grubun. Hocam adını koymaya gerek yok. Kamuoyunun hmm. önünde her e şey yapılmıyor karşı. mu zaten? İşte yani o ama an. onun adını koysak daha güzel. Neyse ben koyarım önemli. Peki. Atatürk <laughs> karşıtları yok. Estağfurullah, benim <laughs> zorunda kalacak hiçbir şeyim yok hocam. Yok Atatürk yok, karşıtları isim deriz. Diyorum. İsim. Siz e, buyurun ismini. Ben Atatürk <laughs> karşıtları diyelim. Atatürk evet. isminden <laughs> rahatsız olanlar diyebiliriz. Ne dersiniz diyeyim? Kamuoyunun evet. gözü önünde her şey gerçekleşiyor zaten. Evet. İşte dedim ya onların bu şekilde problemleri olduğu sürece bizim de onlarla görecek hesabımız hep devam edecek. Ama bir taraftan da yapılan resmi açıklamalara rağmen bu yeminin içeriğinden bağımsız olarak disiplinle alakalı bir sorun olduğuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı da tam olarak bu noktada bir açıklama yapıyor. Evet. Burada gerçekleşen bu soruşturma neticesinde ilgili kanunlara göre bir dahilleri, bir sorunları, bir işte kanuna itaatsizlik, işte birden fazla iddia var. Emre itaatsizlik var, disiplinsizlik var, bu şekilde kendi başına buyruk hareket etme var. Bunların hangileri suç teşkil ediyorsa, suçtan kastım da Milli Savunma Bakanlığı yani Milli Savunma Kanunu'nda o kanun tam adını bilmiyorum hocam. Siz biliyor musunuz? Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlı olduğu kanun yani şeyle mi ilgili diyorsun Disiplin Evet disiplin evet tabi tabii. Ben sana bir yönetmelik var, şey bir yönetmelik yo, yo, kanun, kanun var. Evet. Ka kanun kan Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin ha. Kanunu. Türk Silahlı A Kuvvetleri 6413 tamam. sayılı kanun. Bu kanun var. Bu kanuna göre zaten kimin dahli varsa ortada e gerekli işlemler yapılacaktır. idari olarak yapılacaktır ama veldeman unutulmaması gereken husus şudur. Burada gerçekleştirilecek olan herhangi bir idari yaptırım neticesinde bu teğmenler veya komutanların zaten idari yargıda iptal davası ve İptal davasıyla beraber yürütme durdurma dediğimiz hususu talep etme hakları da olacaktır. Yani yargısal süreçleri devam edeceklerdir onlar. Bunları da unutmamak lazım. Ama maalesef yine biz bu olayı en Atatürkçü benim veya en Atatürk düşmanı benim şeklinde iki gruba indirildi. Sığ şekilde yorumlar yapılıyor. Günlük popülist siyaset, günlük sığ siyaset anlayışından ileriye gidemeyen birden fazla bir iki kesim kendi tabanına veya kendini kendisini okuyan, kendisini dinleyen, kendisine itimat eden vatandaşlara karşı sorumluluklarını inandığı şeyi yerine getirmek uğruna söylemlerde bulunuyorlar. İşte az önce ne dedim? Bir taraf Atatürk'ün askeri lafını başlıyorlar, cuntacı bunlar. Başlıyorlar bunlar darbeci. Başlıyorlar daha ileriye gidiyorlar, FETÖ imalarında bulunuyorlar. Ya varsa zaten böyle bir sorun Varsa zaten böyle bir sıkıntı en baştan itibaren Milli Savunma Bakanlığı bunu ortaya koyardı. Şu anda yapılan açıklamada metnin içeriğinden bağımsız sadece disiplinle alakalı bir sorundan bahsediyorlar. Neden hala bunun üzerine gidiliyor? Neden hala bir konuyu bir tarafı çekmeye çalışıyoruz? Siyasi bir malzeme haline getirmeye çalışıyor bunu söyleyenler. E diğer tarafta açıklamaya rağmen, resmi biz açıklamaya rağmen evet biz Atatürkçüyüz, ev siz rahatsızsınız. Bunlar işte Atatürk'ün Ya tamam zaten öyle. Bunda bir sıkıntımız yok ki. Bir sıkıntısı olanlara bunları söyleyin ama. Kimsenin böyle, öyle bir derdi olamaz. Kahir ekseriyet. Bak kimsenin demeyelim. Hocam çok güzel bir lova Kah Kahir ekseriyetleriz. Kahir ama Atatürk'le Cumhuriyet'te sorunu olan Tabii ki de insanlar, var. Herkes, var. Çok fazla var yani hem de. Kimsenin olamaz. Çok fazla var. Hayır şöyle. Kimsenin olmamalı. olmamalı. Olmamalı bravo. Ya yani şöyle diyelim. Temennimiz.